Bayan kazağı için 5 adet Paris olan model ipten aldık. 4,5 numara şiş kullandık. Önce arka bedene başladık. Bunun için 100 ilmek attık ve bir düz bir ters olarak lastiğimizi tamamladık. Şimdi düz örgüyle devam edeceğiz. İpimiz tüylü ip olduğu için kazağımızı düz örgü olarak örüyoruz. Lastiği tamamladıktan sonra lastikle beraber düz örgümüzü 45 santime tamamladık. Herkes boyunun uzunluğunu istediği kadar yapabilir. Şimdi koldan keseceğimiz ilmekleri anlatacağız. Kazağın her iki tarafından da önce dörder ilmek, kestik. Diğer başa geldiğimizde yine 4 ilmek kesip döneceğiz. İkinci kesişte 2 ve daha sonra 1 ilmek keserek arka koltuk kesimini tamamlayacağız. Kazağımızın arka kol bölümünden önce 4, sonra 2 ve 1 ilmek olmak üzere 7 ilmek kestik. Diğer karşı taraftan da 7 ilmek kestik. Toplam 100 ilmekti. 86 ilmeğe düştü. Burada kalan ipimizi şu şekilde toparlayıp bağladık. Çünkü bu ipimiz sona kadar ilmekleri tamamlamayacak. Ortalarda düğüm oluşmasın diye yeni ipi bağladık. Bu iple de dikiş alanında yararlanacağız. Koltuk altından 4, 2, 1 olarak kestikten sonra bedenden devam ederken roba bölümüne 21 santim örgümüzü devam ettik. Şimdi yakanın boyun bölümüyle omuz bölümünü keseceğiz. Bunun için ilmek sayılarını vereceğiz. 86 ilmek kalmıştı. 86 ilmeğimizin 26'şar ilmeğini omuzlara ayırıyoruz. 34 ilmeğini de boyun bölümüne ayırıyoruz. Omuzlarımızı 6, 6, 7, 7 olmak üzere 4 seferde kesiyoruz. Bu arada da boyun bölümünü kesmeye devam edeceğiz. Keserken göstereceğiz. Omuz payı için ayırdığım 26 ilmeği örüyorum. Geriye dönüyorum. Üç ilmek kesiyorum. Başa doğru örmeye devam ediyorum. Dönüşte omuz payının 6 ilmeğini kesiyorum. İlk basamak 6 ilmeği kestim. Boyuna doğru örmeye devam ediyorum.
boyun bölümüne geldim. Geriye dönüyorum. İki ilmek kesiyorum. Tekrar kalan ilmeklerimi örerek başa doğru gidiyorum. Omuza ayırdığımız 26 ilmeği ördük. Boyuna doğru geldik. Boyunda da yuvarlak verebilmek için, yuvarlaklığı sağlamak için keseceğimiz 6 tane ilmek var. Bu 6 ilmeğimizi de omuz bölümüne doğru örerek geçiriyoruz. Geriye dönerek önce 3 ilmek kesiyoruz. Üç ilmeği kestikten sonra omuza doğru örmeye devam ediyoruz. Bölümünün uç kısmından 6 ilmek kesiyoruz. Boyun bölümüne doğru örmeye devam ediyoruz. Boyun bölümüne geldik. Yine tekrar geriye dönüyoruz. İki ilmek daha kesiyoruz. Tekrar omuz ucuna doğru örmeye devam ediyoruz. Omuz ucundan ikinci 6 ilmeğimizi kesiyoruz. Boyun bölümüne doğru örmeye devam ediyoruz. Boyuna doğru geldik. Tekrar geriye dönüyoruz. Önce 3, sonra 2, şimdi 1 ilmek kesiyoruz. Boyun bölümündeki yaka yuvarlaklığını verebilmek için. Tekrar omuz ucuna doğru örmeye devam ediyoruz. Omuz ucundan 2 kez 6'şar ilmek kestik. 3. kez 7 ilmek kesiyoruz. Çünkü omuzlara 26 ilmek ayırmıştık. Önce 6'şar tane 2 basamak, şimdi de 7'şer ilmek olmak üzere 2 basamak daha keserek 4 basamakta omuzumuzu tamamlayacağız. Boyun bölümüne doğru örmeye devam ediyoruz. Geriye dönüp boyun bölümünden 1 ilmek daha kesiyoruz. Boyun bölümünde 3, 2 ve 1'er olmak üzere 7 ilmek kestik. Şimdi örerek devam ediyoruz. Kalan 7 ilmeği de keserek omuzu 4 basamak halinde keserek tamamlamış olduk.
Omuzu 6, 6, 7, 7 olmak üzere 26 ilmek kestik. 4 basamak halinde. Yakadan da 3, 2, 1, 1 olmak üzere 7 ilmek kestik. Şimdi ipimizi tığ yardımıyla yakaya doğru kaydıracağız. Buradan da 20 ilmek kestikten sonra tekrar omuzun başına doğru örmeye devam edeceğiz. Omuzu tamamladıktan sonra ipimizi koparmıyoruz. İlmeğimizin içinden örgü yumağımızı geçiriyoruz. Ve burada ipimizi düğümlüyoruz. İpimi koparmadan tığ yardımıyla boyun bölümüne doğru kaydırıyorum. Boyun bölümüne vereceğimiz yuvarlaklık bu şekilde kenarda oluştu. Şimdi ortadan 20 ilmek keseceğiz. Bu yardımıyla boyun bölümünden ortada kalan 20 ilmeği kesiyorum. Boyun bölümünden ortadan 20 ilmek kestik. Şimdi diğer omuz tarafına doğru örmeye devam edeceğiz. 33 ilmeğimiz kaldı. Bu 33 ilmeğin 7 tanesini yaka bölümünden gelip giderken iç kısımdan keseceğiz. Omuz bölümünden de önce 2 kez 6'şar, 2 kez de 7'şer ilmek keserek tamamlayacağız. Boyun bölümünden de başa doğru örmüştük. Önce 2'şer kez 6'şar ilmek. Yaka tarafından da 3, 2 ve 1'er olmak üzere her sırada ilmeklerimizi kestik. Diğer basamaklarda da 7'şer ilmek keserek diğer omzumuzu da tamamladık. Yakamız şu şekilde yuvarlak bir şekil aldı. Kazağın arka bedenini 100 ilmek başlamıştık. Ön bedenini de 110 ilmek başladık. Ve 45 santim oluncaya kadar örmeye devam edeceğiz. Düz örgü. Ön parçamızı da kol bölümüne kadar 45 santimetre örerek tamamladık. Şimdi kol bölümünün kesme işlemine geçiyoruz. Kazağın kol bölümünde önce 5, sonra 3 ve 1 olmak üzere 9 ilmek keserek kol bölümünün kesme işlemini tamamlayacağız. Ön bölümümüzü de kol altından önce 5, sonra 3 ve 1 olmak üzere 9 ilmek kestik. Her iki taraftan. Şimdi biraz boyun bölümündeki yaka oyumuna kadar tekrar örüp yaka kesimine geldiğinde yeniden göstereceğiz.
Kazağın ön bölümünü tamamladık. Koltuk altından kestikten sonra ortada 92 ilmek kaldı. 92 ilmek kaldıktan sonra arka bedenden biraz daha altta yaka oyulacak. Bu iki arasında arka bedenin yaka oyum kısmıyla ön bedenin yaka oyum kısmında 3 santimetrelik bir mesafe var. 92 ilmeğin ortadan önce 20 ilmek kesilecek. Daha sonra 3, 2 ve birer olmak üzere 10 ilmek sol taraftan, 10 ilmek de sağ taraftan kesilecek. Kol oyum yüksekliği tamamlandığında yine omuzdan önce 2 kez 6'şar, 2 kez de 7'şer ilmek kesilerek ön beden de tamamlanacak. Ön yakayı keserken 28 ilmek omuz payı, 10 ilmek de sağ tarafa doğru kesilecek ilmekler. Ortada 20 tane ilmek kesiyoruz. Ortadan 20 ilmeği kestikten sonra diğer tarafa örgümüzü devam edeceğiz. Dönüp geldiğimizde önce 3, sonra 2 ve daha sonra 5 tane de birer ilmek keserek omuz hizasına kadar örgümüze devam edip sonra omuzu keseceğiz. Kasanın ön yaka bölümünü önce ortadan 20 ilmek kestik. Daha sonra 3, 2 ve 1'er ilmek olmak üzere burada da 10 ilmek kestikten sonra omuz bölümünden kesmeye başlıyoruz ve 4 basamak şeklinde omuzu keserken bu arada yakamız biraz daha yükselmiş oluyor. Şimdi ipimizi bağlayarak bu orta bölümden sıramızı tamamlayacağız. Dönüşte kesmeye başlayacağız. Ön bedenin yakasını ortadan 20 ilmek, kenarlardan 3, 2 ve 5 tane de birer ilmek keserek devam ettik. Kesme işlemi bittikten sonra omuzu 4 basamak halinde kestik. Sol tarafı tamamladıktan sonra sağ taraftan yine ortadaki kestiğimiz ilmeklerin başına ipi bağlayarak diğer tarafı da aynı şekilde 3, 2 ve 5 tane de birer olmak üzere kestik. Kesme işlemi bittikten sonra da omuz hizasından kesme işlemini yaparak ön bedenin yaka bölümünü de tamamlamış olduk. Kasanın ön ve arka bedenini bitirdik. Şimdi kollarına geldik. Kolların da İkisini de bir arada götürerek artırma yerlerinde eşit olarak beraber gitmesini sağlamak için 46 ilmek kol ağzı lastiğini başladık. 15-16 sıra herkes isteğine bağlı olarak yüksekliğini artırabilir. 46 ilmekle bir düz bir sıra lastik başladı. Kolların artırma bölümüne geçerken kolların artırma bölümünde lastikten sonra düze geçiyoruz. Düzde artırma işlemine başlıyoruz. Kolların her iki tarafından 4 sırada bir birer ilmek artırarak kolun geniş olan dirsek bölümüne kadar artırma işlemine devam ediyoruz. 46 ilmekle başladığımız kol 4 sırada bir yanlardan artırılarak 74 ilmeğe kadar çıktı.
74 ilmekten sonra kol altı hizamıza kadar boyumuzun ölçüsünü alıp ona göre örgüyü tamamladık. Tamamladıktan sonra kolumuzu bedenimizin koluna göre kesme işlemini yaptık. Bunun için kolumuzun bir tarafından önde kestiğimiz ilmek sayısı 5, 3, 1 olarak, diğer taraftan da arka kestiğimiz 4, 2, 1 ilmek olarak kestik. Her iki sırada birer ilmek keserek 50 ilmeğe kadar düştük. 50 ilmekten sonra her sırada birer ilmek keserek 40 ilmeğe düştük. 40 ilmeğe düştükten sonra sıramızın hem başında hem sonunda ikişer ilmek keserek 30 ilmeğe düştük. 30 ilmeğe düştükten sonra arka yüzlerde birer ilmek, ön yüzlerde ikişer ilmek keserek 16 ilmeğe düştük. 16 ilmeğe düştükten sonra hepsini ilmeklerin keserek kolumuzu tamamladık ve gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekilde kolumuzun kesimi tamamlandı. Diğer kolda kol kesimini yaparken sağ tarafında ön kısma göre 5, 3, 1 olarak kesmiştik. İkinci kolumuzda da önce 4, 2, 1 olarak keseceğiz. Çünkü ön ve arka kesimleri kolu yerleştirirken ona göre yapacağız. Diğer kolumuzda 5, 3, 1 kesmiştik. Şimdi bu kola geldiğimizde önce 4, 2, 1, diğer taraftan 5, 3, 1 keseceğiz. Dikerken de kestiğimiz ilmeklere göre kollarımızı bedenimize dikeceğiz. Kasağımızın kollarını tamamladık. Koltuk altı kesiminde önlerde ilmek daha fazla, arkalarda daha az kesildiği için biz de kolu aynı şekilde arkaya gelecek tarafı arkanın sayılarına göre, öne gelecek tarafı da önün sayılarına göre kestik ve karıştırmamak için bir öne gelecek yerlere işaret koyduk. Kolu tamamladık. Kazağımızın ön ve arka bedenlerini tamamladıktan sonra yanlardan dikişlerini diktik. Bir de omzumuzun bir tarafını diktik. Şimdi diğer tarafını açık bıraktık. Çünkü yaka biyemizin kolay örülmesi için ve bunu ördükten sonra da yanlardan dikerek diğer omuzu birleştirip kolları takacağız. Yakamıza ilmek sayılarını önceden kendimiz deneyerek başka bir iple belirledik. Ön yakaya 52 ilmek taktık. Arka yakaya da 40 ilmek taktık. Şimdi bunu kendi ipinden kazağın takarak bir düz bir ters lastik olarak balıkçı yaka olacak şekilde öreceğiz. Herkes yakanın şeklini kendine göre ayarlayabilir. Önceden yerlerini belirledik ki sonra hani herhangi bir terslik, yanlışlık olmasın diye. Şimdi baştaki ilmeğimin ipini çıkarıyorum. Onun yerine kazağımın kendi ipinden. İlmek takarak diğer şişime, öreceğim şişe geçiriyorum. Tekrar ikinci ilmeğin yerine sökerek
kazağın kendi ipinden takarak bu şekilde devam edeceğim. Ve bir düz bir ters lastik örerek balıkçı yaka olarak kazağı tamamlayacağım. Şekilde ilmekleri takıyorum. Yakanın diğer renkle düzenlediğimiz ilmeklerinin yerine kendi ipinden ilmekleri takarak tamamladık. Şimdi bir düz bir ters lastik olarak yaka bölümünü de örüp tamamlayacağız. Kazağın boynuna ilmekleri taktıktan sonra lastiklerine uygun olarak bir düz bir ters olarak 12 cm uzunluğunda ördük. Kazağın yakasını balıkçı yaka yapacağız. Tabii bunu herkes istediği uzunlukta yapıp değişik şekillerde kısa veya daha uzun yapabilir. İlmekleri kolay olsun diye kalın uçlu bir tığla kesiyorum. İlmekleri gevşek bir şekilde kesiyoruz. Çünkü ters çevirip şöyle içe doğru dikeceğimiz için gerginlik yaratmaması ve kazağın boynunun rahatça kafadan girip çıkmasını sağlamak için. Kesme işlemini tamamladık. İlmeklerimizi bitirdik. Şimdi yakamızı düzgün bir şekilde dikebilmek için şöyle arkadaki gizliliği sağlamak adına önce toplu iğne ile yakamızı düzgün bir şekilde iğneliyoruz. Daha sonra yün ipiyle dikip omuzlarını birleştireceğiz. İki bedeni olacak şekilde ördüğümüz kazağı tamamladık. 4,5 numara şiş kullandık. 4,5 yumak ip gitti.